Ama haber bülteni Ali Efendioğlu ile başlıyor. Efendim iyi akşamlar. Türkmen Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bültene geçmeden önce başlıklar izleyelim. Arbayın ziyareti yaklaşmasıyla birlikte Kerbela Hareket Komutanlığı Federal Polis Tugayı tüm askeri birlikleri hazırlanmaya başladı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı seçim günü araç ve kişilere kısmi veya tam bir sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını vurguladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abdülganil Esedi Basra iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, akademik yıl için edebi ve bilimsel dallardaki çalışmaların eski haline getirilmesi kararını verdi. Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşit Elhamdani, Türkiye ile su kotası alınmasına izin veren bir mutabakat anlaşmasının yürürlüğe girdiğini doğruladı. Irak'ta son 24 saatte 1959 kişi yeni koronavirüs tanısı konuldu. 5082 kişi hastalığın yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tekrardan hoş geldiniz. Bültenimiz içindeki en belirgin dosya olan seçim dosyasıyla başlamaktadır. Dolayısıyla ortak operasyonlar komutanlığı seçim günü araç ve kişilere kısmi veya tam bir sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını vurguladı. Ortak operasyonlar resmi sözcüsü tüm general Tahsin El Hafaci seçimlere yönelik operasyon planının yol ve yollardaki kurumların sıklaştırılması içermediğini söyledi. Al yapmış olduğu açıklamasını ekleyerek ayrıca seçim günü herhangi bir olumsuz tepki, tartışma ve her, herhangi bir acil durum olması durumunda yede güvenlik güçlerinin müdahale etmeye hazır olduğunu belirtti. Seçimler konusunda ayrıca Sadır harekatı lideri Muktadel Sadır Irak sağlık kadrolarına bir mesaj göndererek sağlık Sağlık kadrolarını salgının yayılmasını önlemek için sağlık ve tıbbi gözetim altında yaklaşan seçimleri yapmaya çağırdı. Seçim sürecinin fiziki mesafe, dezenfekte yapmak ve benzeri sağlık kurallarına uygun olması gerektiğini vurgulayarak hükümeti onlara adil bir şekilde davranmaya ve sahip çıkmaya çağırdı. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yurt dışından gelen seçimlerin Irak'a gelerek ikamet ettikleri yerlerde bulunarak ve sandık başına giderek yaklaşan parlamento seçimlerine katılmaya hakkına sahip olduklarını belirtti. Komiserlik resmi basın üyesi Muhannet El Mustafa seçim kartlarını Irak'ta bulunan kardeşleri veya akrabası olabilecek başkaları tarafından kullanılmayacağına dair söylemleri yalanlayarak bu kartların kendi sahipleri dışındaki kişilere kişiler tarafından kullanmadığını vurguladı. Ambar valisi Ali Farhan Eldüleymi il merkezi Ramadi kentinde seçimlere aday olan adayların fotoğraflarının talimatlara aykırı bir şekilde konulduğundan dolayı o fotoğrafların kaldırılması talimatını verdi. Vali Eldüleymi'nin resmi basın bürosu tarafından yapılan açıklamada valinin kendi kampanya yöneticisinden başlayarak seçim kampanyası yöneticilerini Ambar Belediyeleri Müdürlüğü ve Belediye Komisyon Müdürlüğü tarafından adaylar için propaganda resimleri ve afişlerin belirlenen yerlere konulması konusunda talimatlara uymaya çağırdı. Bir başka konuda Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşit Elhamdani Türkiye ile su kotası alınmasına izin veren bir mutabakat anlaşmasının yürürlüğe girdiğini doğruladı. Elhamdani Su Güvenliği konferansında yaptığı konuşmada Ankara ile mutabakat zaptına şunları söyledi. Tüm devlet kurumlarıyla ortaklaşa stratejik bir çalışma geliştiğinde, geliştirdiğinde ve bu çalışmanın çok partiye ihtiyaç olduğuna ve devletin malı durumunun buna dayanmayacağını işaret etti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abdülganil Esedi'nin Basra iline bir ziyaret gerçekleştirdiği haberiyle devam ediyoruz. Irakiye haber muhabiri ziyaretin ildeki güvenlik servisleri ve yerel yönetimle güvenlik istihbarat işbirliğini güçlendirmeyi ve sandık merkezlerini güvence altına alma planının ve takip edilen planların uygulanmasının aşamalarını denetlemeyi amaçladığını doğruladı. Kerkük'te düzenlenen operasyon kapsamında Daesh teröristlerinin üyelerine ait Üç terörist etkisiz haline getirildi. Kerkük'te düzenlenen operasyon kapsamında Daİş'e üye üç teröristin öldürüldüğü belirtildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada Kerkük'ün Vadi Zeytin bölgesinde düzenlenen operasyonda Daİş'li üç teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada operasyonun Daİş'in uyuyan hücrelerini yok etmek amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Öte yandan Kerkük ve Ambar kentlerinde terör örgütü Daesh mensubu 5 teröristin tutuklandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin detaylı bilgileri sonucunda Kerkük'te düzenlenen operasyon sonucunda 3 teröristin tutuklandığı aktarıldı. Ambar'da düzenlenen operasyon ise Daesh'e mensup iki teröristin yakalandığı kaydedildi. Teröristler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Irak ve ABD Eylül ayının sonuna kadar tamamlanacak olan Aynül Esed ve Erbil'deki askeri üslerinden savaş güçlerini azaltmayı kabul etti. Bu anlaşma ortak operasyonlar komutan yardımcısı Korgeneral Abdül Emir Eşimmeri başkanlığındaki Irak Askeri Teknik Komitesi ve Amerikalı meslektaşı içsel kararlılık operasyonları komutanı Tüm General John Brennan başkanlığındaki Amerikalı askeri heyet tarafından Bağdat'ta düzenlenen bir toplantı sırasında geldi. Teröristlerin sızmalarını, hareket etmelerini ve federal güçler ile peşmerge güçleri arasındaki bölgelerde bulunan boşluklardan yararlanmalarını önlemeye yönelik devam eden güvenlik operasyonları kapsamında ortak güvenlik koordinasyon merkezleri teröristlerle temas alanlarında güvenlik faaliyetlerini uygulamaya başlamıştır. Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu alanların federal hükümete bağlı ortak birlikler tarafından işgal edildiği göz önünde bulundurularak, bu faaliyetlerin DAEŞ terör örgütü ile mücadele koordinasyon ve ortak eylem çerçevesinde olduğu doğrulandı. Yapılan açıklamada ayrıca Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasındaki konuşlanma alanları ve savunma hatlarına herhangi bir değişikliğin var olduğu yönünde çıkan haberler yalanlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Haberleri dosyasında 2022-2023 akademik yıl için edebi ve bilimsel dallardaki çalışmaların eski haline getirilmesi kararını verdi. Eğitim Bakanlığı yaptığı bir açıklamada kararın biyolojik ve uygulamalı deneyimlerin kapsamlı bir araştırmasının yanı sıra Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği ve Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı danışmanı kurulu ile istişareler sonrasında geldiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı resmi sözcüsü Haydar Faruk, edebi ve bilimsel dallardaki çalışmaların biyolojik ve uygulamalı sistemlere göre daha başarılı olduğunu ifade etti. Faruk, önceki bir bültende bakanlığın bir sonraki akademik yılın tarihini henüz belirlemediğini de ifade etmişti. خلال هذه الفتره بممكن انه عدم تهيئه الـ الـ الاسباب او تهيئه الارضيه الملائمه لهذا النظام الى الان وزاره التربيه لم تعلن الاليات دا. بشكل كامل ولم تحدد موعد بدايه العام الدراسي دا. قد تكون مكتمله داخل الوزاره لكن ايضا هي بحاجه الى نقاش لدينا عده امور او عده معطيات

korunmasına ilişkin yasa tasarısının onaylanması onaylanması olmak üzere 6 paragrafın yer aldığı açıklamada belirtildi. Arbey'in ziyareti yaklaşmasıyla birlikte Kerbela Hareket Komutanlığı Federal Polis Tugayı tüm askeri birlikleri hazırlanmaya başladı. Tüm General Fahim El Kuraiti, güvenlik güçlerinin Ambar Çölü Kerbela ve Necef çölünü içeren önleyici operasyonlar düzenlediği Curful Sahra'dan ara ara sınır kapısına kadar 4 kilometre mesafedeki önleyici operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca yarından itibaren Arbeyniye ziyaretleri için güvenlik planları uygulamaya geç, ger gerçeğini açıkladı. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı günlük yeni COVID-19 koronavirüs tablosunu açıkladı. Irak'ta son 24 saatte 1959 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 5082 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdiği açıkladı. İyileşenlerin sayısı 5082, vakaların sayısı 1959, hayatını kaybedenler 36, Aşılananların sayısı 18.904, toplam iyileşenlerin sayısı 1.857.873. ABD'de federal düzeyde yapılan panelde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi. ABD'de federal düzeyinde yapılan panelde yeni tıp koronavirüs COVID-19 salgınına karşı Pfizer biyoteknoloji aşısının 3. dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi bünyesinde gerçekleşen panelde Pfizer Biyoteknoloji 3. doz aşısının yaşlılar için uygun olduğu yönünde tavsiye kararı çıktı. Panelde aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı hayır oyu kullandı. Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucda ABD Başkanı Joe Biden 20 Eylül'den itibaren başlatmayı düşündüğü takviye dozlarına uygulama planını hayata geçirilmesini zorlaştırılması bekleniyor. Biden geçen ay alışmadık bir şekilde yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Covid-19'a karşı 3. doz aşı uygulamasını başlayacağını duyurmuştu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 vakaları 228 milyon 112 bine hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 688 bine iyileşenlerin sayısı 204 milyon 762 bine çıktı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakaları 228 milyon 112 bine hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 688 bine iyileşenlerin sayısı 204 milyon 762 bine çıktı. Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 658 bini, Hindistan'da 33 milyon 392 bini, Brezilya'da 21 milyon 69 bini ve İngiltere'de 7 milyon 371 bini geçti. ABD'de COVID-19 salgını döneminde çocuklarda görülen obezitenin hızla arttığı kaydedildi. ABD'de COVID-19 vakalarının en çok görüldüğü 3. eyalet olan Florida'da virüs kaynaklı vefat sayısı 50 bini geçti. ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield'e ABD Başkanı Joe Biden'ın 21 Eylül'de başlayacak BM 76. kurul görüşmelerine katıldıktan sonra COVID-19 endişesi nedeniyle Washington'a döneceğini ve BM'deki diğer toplantılara sanal olarak katılmaya devam edeceğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ise aşıdan önce COVID-19 atlatan her 3 kişiden birinin uzun dönem hastalığının semptomlarını taşıdığını belirtti. İngiltere Covid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede Türkiye'yi 22 Eylül itibariyle seyahat sorunası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Birleşik Krallık parçası olan Galer'de Covid-19 ile mücadele kapsamında 11 Ekim'den itibaren gece kulüpleri ve büyük etkinliklere katılımlara aşı pasaportu zorunluğu getirecek. Tunus ile Libya arasında iki aydan fazla bir süredir COVID-19 sebebiyle kapalı olan sınır kapılarının bugün yeniden açılacağı bildirildi. Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği COVID-19'a karşı ekonomik toplanma iş için işbirliği yapılmasıyla anlaştı. Japonya'da ayrıca uygulanan ve içeriğinde yabancı madde saptanan Pfizer üretimi COVID-19 aşılarının sayısı artıyor. İsrail'de yapılan bir araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozunun COVID-19 salgınında hastalığı ağır geçirmeye yaklaşık 20 kat önlediği bildirildi. Salahattin iline bağlı Tuz Hurmatu ilçesinde yıkılan eski okulların bir takım teknik ve idari nedenlerden dolayı tamamlanması yeni eğitim ve öğretim yılında sıkıntı yaratacaktır. Selahattin İlla bağlı Tosormatu ilçesindeki Hassan Bin Sabit ve El Endelet Kız Okulu'nun sorunları devam ediyor. Okulun son zamanlarında üzerine anlaşmaya varılan şartnamelere göre inşa edilmesi için ilgili kurumlar tarafından yıkılmasından sonra okulun tekrar yapılması ve hayata geçirilmesi için öğrenci velileri ve eğitim ve öğretim kadroları da ümit ediyor. Eğitim Bakanlığı ve Selahattin Valiliği ise bu sorun çözülmesi için ne kadar çaba gösterse de ancak teknik ve idare hari engellerin bir sonucu olarak durum aynı şekilde devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında yıkılan okulun bitmemesi yeni sorunlara yol açacaktır. Türkmen Uydu kanalına konuşan Tuz Hormatü ilçesindeki eğitim müdürü şu açıklamalarda bulundu. Hakikaten firma Hasan Bin Sabit Hasan Bin Sabit okulunun 1953 yılına dayanan eski binanın yerine örnek bir okul inşa etmek için temel tasarımların tamamlanması ve okulun yıkım çalışmalarının ardından oldukça memnun olmuştuk. Hasan Bin Sabit okulunda 750. El Andalus okulunda ise 425 öğrenci bulunmaktadır. Bu kadar fazla öğrenci sayısını içeren bu projenin tamamlanmaması bizi endişelendirdi. Çin kredisinin bu konuda bize yardımcı olacağını umuyorduk ancak teknik ve idari nedenlerden dolayı çalışmalar ertelendi ve önümüzdeki günlerde bize bu konuda ne yapacağımızla ilgili yeni talimatların gelmesini bekliyoruz dedi. Suriye'de dün akşam başkent Şam ve dolaylarında elektrikler aniden kesildi. Elektrik Bakanı Gassan Elzamil'in Şam kırsalındaki Der Ali Elektrik Santrali'ndeki bir saldırıya uğradığını belirtti. Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika 84 yaşındaki hayatını kaybetti. Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan 2019'da görevini bırakan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika hayatını kaybetti. 1999'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak ülkeyi 20 yıl yöneten Bouteflika'nın Şubat 2019'da 5. dönem için yeniden aday olması protestoların fitilini ateşlemişti. Afganistan'da neredeyse tüm çocuklar çok uzun yıllardır şiddet, savaş, açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle korkunç şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Afganistan'da neredeyse tüm çocuklar çok uzun yıllardır şiddet, savaş, açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle korkunç şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Şu anda Afganistan'da 10 milyon çocuğun acil insan yardıma ve ölüm riski taşıyan 5 yaş altındaki yaklaşık 1 milyon çocuğun şiddetli akut beslenme yetersizliği tedavisine ihtiyacı var. UNICEF'in en öncelikli görevi çocukların hayatını kurtarmak, Afganistan kız çocukları, çocuk evlilikleri, namus cinayetleri, aile içi istismar ve cinsel şiddet ile karşı karşıya. Afgan erkek çocukları silahlı çatışmalarda asker alımı ve cinsel sömürünün yanı sıra aynı risklerin birçoğuna maruz kalıyor. Birçok çocuk sevdiklerine yönelik vahşete tanık olmanın travmasını yaşıyor. Son birkaç hafta içinde daha çok çocuğun durumu daha da kötüleşti. Çocukları yaşatmak ve korumak her şeyden daha önemli. Ne olursa olsun Afganistan'da kalarak çocukların ve kadınların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz. Hızla büyüyen krize ve belirsizliklere rağmen ülke genelinde 11 ofis ile UNICEF'in çocuklar ve aileler için yaptığı çalışmalar devam ediyor. UNICEF Afganistan'da faaliyet gösterdiği 65 yıl boyunca topluluklarla güven inşa etti. Çatışmanın tüm taraflarıyla erişim için müzakerelerde bulunduğu ve zor koşullarda hayat kurtaran malzemeleri sağlama konusunda ustalaştı. UNICEF 2021'in ilk 6 ayında Afganistan'da 1.7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı. UNICEF bu kritik zamanda çocukların en temel haklarını korumak için yerel STK'lar ve diğer ortaklarla geliştirdiği işbirliklerinin artması için çabalıyor. Fransa, Avustralya'nın kendisiyle imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra büyükelçiliklerini geri çağırdı. Fransa, Avustralya'nın kendisiyle imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra büyükelçilerini geri çağırdı. Fransa, Dışişleri Bakanlığı Jean tarafından yapılan basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Washington ve Canberra büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını belirledi. Bu istisnai kararın 15 Eylül'de Avustralya ve ABD tarafından yapılan açıklamalarının ciddiyetinden kaynaklandığını vurgulanan açıklamada Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü Okyanus Sınıfı denizaltı projesini terk etmesi ve ABD ile nükleer enerji denizaltılarına dair işbirliği hedefleyen yeni bir ortaklık kurduğu duyurusu müttefik ve ortaklar arasında kabul edilmez bir tutumdur. Bunun sonuçları ittifaklarımıza, ortaklıklarımıza ve Hint Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlaşmamızı etkileyecektir ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başkanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında AUKUS adı altında yeni bir güvenlik işbirliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjileri denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kay Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasıyla oluşan istisnai durum protesto edildi. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetkilileri elinde toplamasıyla oluşan istisnai durum protesto edildi. Başkent Tunus'taki belediye tiyatrosu önünde aralarında aktivist, hukukçu ve siyasilerin de yer aldığı yüzlerce Tunuslu toplandı. Tunuslular Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos'ta süresini uzattığı yasama yürütme ve yargı alanındaki istisnai karara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının aldığı istisnai kararın sonlandırmasını isteyen göstericiler meşruiyetten geri adım atılmayacak, devlet kurumlarına karşı darbe kabul edilmez, korku yok, korkutma yok, otorite halkındır. Anayasa özgürlük, milli onur şeklinde sloganlar atıldı. Şimdi de başlıkları hatırlayalım. Arbay'ın ziyareti yaklaşması ile birlikte Kerbela Hareket Komutanlığı, Federal Polis Tugay'ı tüm askeri birlikleri hazırlanmaya başladı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı seçim günü araç ve kişilere kısmi veya tam bir sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını vurguladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abdülganil Esed'i Basra iline bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 akademik yılı için edebi ve bilimsel dallarındaki çalışmaların eski haline getirilmesi kararını verdi. Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşit Elhamdani Türkiye ile su kotası alınmasına izin veren bir mutabakat anlaşmasının yürürlüğe girdiğini doğruladı. Irak'ta son 24 saate 1959 kişi yeni koronavirüs tanısı konuldu, 5082 kişi hastalığı yenerek sağlana kavuştu ve Covid-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdiği açıkladı. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.